Gün geçmiyor ki iktidarın kirli politikalarıyla karşı karşıya kalmayın. Başta Mersin, daha sonrasında Ağrı'da yapılan gözaltıların, daha sonra Mersin gözaltılarının tutuklanma ile sonuçlanması, Kürt'e ve Kürt'e dair olan şeyleri artık tahammülsüzlüğü ortaya koyuyor. Kürt halkı tarihten bu yana hep bir yok sayılma ve inkar politikalarıyla karşı karşıya kalmıştır ve kalmaya devam ediyordur. Mersin olayı da ilk değildir. Daha önce de yaşanmıştır bu tarz olaylar. Bu olayı iki yönüyle ele almak gerekiyor. AKP iktidarı geldiği günden itibaren Kürt'üne karşı ince politikalar işliyor ve yürütüyor. Şu an MHP ile girdiği ittifak faşist ve ırkçı bir politika. Bu da Kürt kültürünü yasaklayan bir zihniyet. Çünkü Kürt ve Kürt'e dair ne varsa bu zihniyette hep bir nasıl söylesem, hep bir böyle tehlike uyandıran, onlar için tehlike oluşturan bir pozisyonda. Bu yüzden Kürt'e ve Kürt'e dair ne duyarsa, karşısına ne çıkarsa bunu bin bir türlü kılıflarla, bin bir türlü işkencelerle, bin bir türlü işte yasaklarla hep önüne geçmeye çalışmıştır ve Kürt halkını hep yok saymıştır. AKP iktidarı da bu ittifakı sürdürebilmek için bu zihniyetle ortaklaşmıştır ve bu zihniyeti devam ettirmektedir. İkinci bir yönü ise atılan sloganla alakalı. Bijiserok Apo sloganı bu devletin mahkemelerince beraat kararları verilmiş bir slogandır, bir sözdür. Bu kararı AHİM'de de görebiliriz. AHİM de bu sloganla ilgili, bu sözle ilgili herhangi bir tehlike arz etmediği, herhangi bir toplumsal düzeni bozacak bir söz olmadığını verdiği kararlarla emsal bir şekilde sunmuştur mahkemelere. Yani bu slogan yeni atılan bir slogan değil, yıllarca atılan bir slogan. Nevrozlarda Kürt halkının tek bir ağızdan haykırdığı bir slogandır. Halaylarını beraber çektiği bir slogandır. Ve çözüm sürecinde de bu tarz sloganlar ya da işte Abdullah Öcalan'la ilgili yapılan hiçbir söz tehlike arz etmemiştir ya da bir tutuklama kararı olmamıştır, bir gözaltı kararı olmamıştır ve kendi basınlarında, kendi servislerinde, TV'lerinde bunu çokça dillendirmişlerdir, çok da üzerine konuşulmuştur. O dönemde hiçbir sorun teşkil etmemiştir. Ama şimdi buna karşı oluşturulan tepki, buna karşı yapılan işte gözaltılar ya da sindirme politikaları şu andaki savaş gerçekliğinden kaynaklıdır. Şu andaki yürütülen savaştan dolayı